Biz için inşallah hayırlı bir vesile olsun. Ve bu kampanyayla birlikte de süratle taraftan aşılarımız inşallah gelsin. Bir taraftan da tüm hastanelerimizdeki aşı odalarında bunu süratle yaygınlaştırarak bitirelim. Bir de tabii maalesef olumsuz kampanya sürdürenler var. Ama ben inanıyorum ki aklı selim sahibi olan milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Ve bilimin, irfanın ışığında benim milletim özellikle şu koronavirüs belasının olduğu dönemde aşıyla bunlara en güzel cevabını verecektir. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde milletimi sağlıklı bir geleceğe kavuştursun diyorum. Biz de devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne imkan varsa seferber etmiş durumdayız. İnşallah bu 3 milyonun arkasından zaten bir 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin'den gelen aşılarda 50 milyona tamamlayacağız. Ve böylece ihtiyacımız neyse bu ihtiyacı süratle gidermek suretiyle de bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunların hiçbirinde zorunlu bir adım yoktur. Hepsi gönüllülük esasına dayalıdır. Ve bilim kurulumuzun da yapmış olduğu çalışmalar ışığında bu sürdürülmektedir. Tekrar ben değerli hocama teşekkür ediyorum. Hemşirelerimize, tüm sağlık elemanlarımıza teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak hakikaten tüm personeliyle, başhekimiyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle burada çok büyük bir mücadeleyi bu koronavirüs süresi içerisinde sürdürdüler. Ve aşılarımız gelir gelmez, işte bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün biliyorsunuz ilk aşıyı yaptırdı. Bilim kurulu üyelerimiz hakeza aynı şekilde yaptırdılar ve ben de aynı şekilde aşıyı yaptıracağım demiştim. Ben de bu akşam Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım da burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz. Ve zaten Türkiye genelinde şu anda 300 bini aşmış vaziyette. Değil mi? 200 bini aştı efendim. 300 bine yaklaştı. Evet. Ve benim şöyle bir özellikle istirhamım var. O da tüm başta siyasi liderler olmak üzere bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Tabii burada bilim kurulunun biliyorsunuz belirlediği de bir takvim var, bir süreç var. Bu sürece göre yaş gruplarına varıncaya kadar bunlar da zaten bu sürecin içerisinde ve şu anda ilk etapta malum gelen aşı miktarı belli ve ardından şimdi yaklaşık bir 25-30 milyon aşı daha doz gelecek ve böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Nerelerde bu kampanyayı nasıl sürdüreceğimizi de Sağlık Bakanlığımız belirlemiş vaziyette ve bu süreç şu anda zaten dün itibariyle başladı.
ve yoğun bir şekilde de devam ediyor, devam edecek. Ben öncelikle bu süreçte ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastane yataklarında hasta olarak yatanlara Rabbimden şifalar diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Ve bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans sebebiyle de şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki bu süreç içerisinde ortaya konan bu gayretin karşılığı ne bizler nezdinde ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Efendim, şu ana kadar 256 bin kişi geride kaldı. 256 bin. Sizin dairesiniz ki 300 binlik bir rakam geride kalacak gözüküyor. İlk 256 bin kişi şu ana kadar aşı olmuş. Nasıl evet. Değerlendiriyoruz efendim ilk günkü bu performansı? Yani şu tabii ortada. Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Yani bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz hakikaten yoğun bir ortaya performans koyuyorlar. Zaten bir aşı için de belirlediğiniz süreç bayağı düşük. Bayağı seri oluyor demek. Seri oluyor efendim. 15 dakika ama ortalama 5 dakika 15 dakikada bekletiyoruz. Öyle mi? Evet efendim. 5 dakika aşı 15 dakikada bekleme istirahat. Ondan sonra zaten serbest kalıyor. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Onun için de bu süreç içerisinde tabii İhsan hocama da çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok büyük onun da gayreti oldu. Ekibinin çok büyük gayretleri var. Allah kendilerinden razı olsun. Efendim 25-30 milyon doz daha aşı gelecek dediniz. Hepsi Çin aşısı mı olacak ve bir takviye şu anda bunlar Çin aşısı. Gelen 25 ama tabii bunun dışında çalışmalar var. Yani Almanya ile olan irtibatlarımız var oradan. Bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. İnşallah bu ürünlerimizi de alıp ki onlar da işte Mayıs o civarlarda filan inşallah devreye girecek. Oradan da ayrıca gayretlerimiz devam ediyor. Efendim siz ikinci doz aşıyı ne zaman olacaksınız? 28 gün sonra. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Yok.